Merhabalar Medyascope TV izleyicileri. Bugünkü özel yayınımızda Kadir Has Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen Türkiye Sosyal ve Siyasal Eğilimler Araştırması 2018 sonuçlarını değerlendireceğiz. Konuğum Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi ve proje koordinatörü Profesör Doktor Mustafa Aydın. Merhaba hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Hocam geçtiğimiz haftada Kadir Has Üniversitesi bir yuvarlak masa toplantısında basına ve kamuoyuna duyurduğunuz raporun sonuçlarını. Orada da aslında ilk başladığımız nokta buydu. Ben programımıza da bu şekilde başlamak istiyorum. 2017 ve 2018'i karşılaştırdığımızda özellikle Türkiye'de bu sene en önemli sorun nedir rapora göre? En önemli sorun aslında hepimizin de hissettiği gibi ekonomi. Günlük hayatımızda da hissediyoruz. Ekonomik değişimler son 6-7 aydır ciddi miktarda etkili oldu. Türk halkına sorduğumuzda da zaten 2016 ve 17 yıllarında terör ve FETÖ'yle mücadele birinci, ikinci sırada çıkıyordu. Ekonomi 3 ve 4'e doğru inmişti. Fakat bu sene açık ara ekonomiyle ilgili konular üst sıralara çıkmış durumda. Birinci sırada işsizlik konusu var. İnsanların özellikle yakındıkları mesele işsiz olmaları. İkinci sırada da hayat pahalılığı geliyor. Terör konusu ciddi miktarda azalarak dördüncü sıraya düşmüş. FETÖ'yle mücadele veya FETÖ konusu da yine aslında azalmasına birlikte üçüncü sıradaki yerini koruyor. Önemli belki söylenmesi gereken bir başka unsur, bu listede ilk 6-7'ye giren konulara baktığınızda işsizlik, hayat pahalılığı ve Türk lirasının değer kaybetmesi üçünü bir arada ekonomik konular diye değerlendirirsek toplamı geçen yıldan bu yıla %20'lik bir artış göstermiş. Dolayısıyla aslında bu seneki araştırmaya ekonominin durumu damga vurmuş gibi gözüküyor. Rejiden arkadaşımız da Türkiye haritasında da gösterirse, raporda da vardı. Yalnızca Doğu Anadolu bölgesinde hala terör birinci sırada. Evet. Sonuçlara göre diğer bölgelerde hep ekonomiyle ilgili sorunlar. Bütün bölgelerde işsizlik aslında birinci sırada gözüküyor. Peki hocam, bu ekonomik krizden etkilenen mutsuz bir seçmen kitlesinin olduğunu görüyoruz. Aslında bütün rapora şimdi ilerleyen süreçte de ayrıntılara da bakacağız. Damgasını vuran bir trendden bahsediyoruz aslında. Bu nasıl bir seçmen kitlesidir ve bu seçmen kitlesinin bu ekonomi alanındaki mutsuzluğu yakın vadede sizce oy verme davranışlarına yansır mı? Şimdi aslına bakarsanız araştırmaya cevap veren neredeyse herkesi belli bir şekilde etkilediği anlaşılıyor bu ekonominin durumu. Ve biz bütün anketteki bütün sorulara verilen cevaplarda bazen başka bir gerekçeyle açıklanamayan dönüşümler, tepkiler olduğu anlaşılıyor. Özellikle hükümet politikalarını başarılı bulma konularını sorduğumuzda, kurumlara güven gibi konuları sorduğumuzda hep bir tepki var ve bir düşüş var geçen seneye göre. Bazı konularda bu düşüşün başka nedenleri var, onları buluyoruz, açıklayabiliyoruz ama pek çok konuda da bu neden ortaya çıkmıyor. Dolayısıyla büyük ölçüde ekonomik tepki olduğunu düşünüyoruz. Bu genel kitlenin, yani bütün nüfusun bir tarafa bırakırsak, anket içerisinde daha dar bir iki grup var farklı şekillerde ortaya çıkmış. Bunların toplamı aşağı yukarı anketin %25'i kadar bir grup oluşturuyor. Bunlar tam bir kendi içlerinde bütüncül farklı iki grubun bir araya gelmesinden oluşan bir gruptan bahsediyoruz. Bunların aşağı yukarı önemli bir özellikleri, bu %25'lik grubun aşağı yukarı %16'lık bir kesimi hala önümüzde tabii bir belediye seçimleri var çok yakın bir tarihte. Henüz karar vermediğini, kararsız olduğunu ya da seçime gitmeyeceğini, oy kullanmayacağını belirtiyor. Bu iki oranda da bu gruplar diğer tüm kitlelerden daha yüksek gözüküyor. Dolayısıyla bunlar açısından bir seçim sonucunu etkileme belki söz konusu olabilir. Yine bu kitlelerin özelliklerine baktığınızda aşağı yukarı içinde geçen seçimlerde, yani bir önceki büyük milletvekili seçimlerinde, 24 Haziran seçimlerinde aşağı yukarı %40 oranında AKP'ye, %28 oranında da CHP'ye ve kalanında diğer partilere dağılmış bir oy dağılımı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu kitle tam bütün olarak sadece AKP'dir, sadece muhalefettir diyemeyiz ama büyük ölçüde AKP'ye oy veren bir kitleden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu kitlenin içerisinde %16 büyük bir rakamdır. Kararsız ya da oy vermeyeceğini söyleyen seçmenin. Bunun yer değiştirmesi seçim sonuçlarında etkili olabilir. Fakat genel siyasetin genel gidişatı, daha önceki oy verme kalıpları gibi konulara baktığımızda hani bizim hissiyatımız
Bu grubun AK Parti seçmeni tarafında kalan grubu en büyük tepki olarak belki seçime gitmemeyi tercih edebilir. Çünkü giderse profil itibariyle baktığınızda muhalefete oy verecek bir profil gibi gözükmüyor. Tepkisini büyük ölçüde muhtemelen gitmeme yönünde kullanabilir diye düşünüyoruz. Bu da ancak oyların birbirine çok yakın olduğu bölgelerde seçim sonucunu etkileyebilir. Kısa vadede aslında bu çok fazla bir oynama direkt etkisini beklemiyoruz. Hocam bu çalışmanın sonuçlarından ilginç sonuçlarından biri de kişilerin kendilerini siyasi yelpazede tanımladıkları yerdi. Evet. Çalışmada siz de yuvarlak masa toplantısında bahsettiniz. Dindar ve muhafazakar olarak tanımlayanlar bir düşüşte. Kendini dindar olarak tanımlayanlar yükselişteyken muhafazakar olarak tanımlayanlar daha çok bir düşüşte. Evet. Ne anlamalıyız bundan? Şimdi ilk defa biz bu ankette, yani bu 9. yılı ilk defa dindar muhafazakar diye adlandırabileceğimiz geniş kitlenin düşüşünü gördük. Bugüne kadar sürekli 2010'dan beri yapıyoruz. Her yıl bu oran artıyordu. Geçen yıl %47.4'tü. Bu yıl %3'lük bir düşüş var. %44.4'e inmiş. Bu genel dindar muhafazakar kitlenin içerisinde de biz 2015'ten bu yana dindar ve muhafazakarları ayrı ayrı ölçüyoruz. Ve yine 2015'ten bu yana baktığınızda bu grup içerisinde kendini muhafazakar diye tanımlayarak ayrıştıranların oranı giderek artıyor. Bu sene bu rakam %31'e ulaşmış durumda. Ve buna bağlı olarak da tabii muhafazakar olarak adlandıranlar düşüyor. Bunun rakamı da bu sene %13,5'a düşmüş. Şimdi burada iki şey belki söylenebilir. Birincisi, kendini dindar olarak tanımlama imkanı verilince, biliyorsunuz dindar aslında bir siyasi tanımlama değil. Yelpazede normalde siyaseten olabilecek bir siyaset bilimi açısından normal bir tanımlama değil. Buna belki uluslararası alanda siyasi İslam ya da siyasi İslamcılık denilebilir. Türkiye'de bunun bir takım pejoratif anlamları da olabileceğini düşünerek biz bunu dindar olarak tanımladık. Böyle tanımlayınca ve kendine bunu tanımlama hakkı verince ankette oy kullananlara, daha önce kendini dindar muhafazakar grupta tanımlayanların önemli bir kısmının buraya kaydığını görüyoruz. Bu birincisi. İkincisi de muhafazakar olarak tanımlayanlardaki azalma, kendini dindar olarak tanımlayanlardaki artmadan daha fazla. Dolayısıyla bir grup, daha önce kendini dindar muhafazakar tanımlayan insanların bir grubunun da buradan koptuğunu, %3-4 gibi kendini artık böyle tanımlamadığını veya bu noktada tanımlamadığını görüyoruz. Ama ne olarak tanımladıkları henüz çok açık değil. Bu kopmanın çok nedeni olabilir ama hani bunu yıllar içerisinde belki izleyip görerek net bir sonuca ulaşmak gerekecek. Veya bu kopmanın kalıcı olup olmadığını da görmek için önümüzdeki yıllara bakmak gerekecek. Ama bu seneki bizim kısa dönemli yorumumuz, bu biraz önce konuşmuş olduğumuz ekonomik olarak gidişattan memnun olmayan, bundan zarar gören, gelişmelerden zarar gören ve bir anlamda da bulunduğu noktadaki siyasi partiye tepki veren kitlenin bir grubunun burada kendini siyaseten böyle tanımlamaktan vazgeçmiş olabileceği gibi bir yorumda bulunuyoruz. Ama bu dediğimizin de hani doğru olup olmadığını önümüzdeki yılki trendlere bakarak konuşmak gerekecek. Hocam, kendini siyasi yelpazede tanımlamalardan biri de tabii ki etnik kimlik. Evet. 2016-2017'ye göre kimliğini ifade etmede, oranlara göre özellikle Kürt kimliğini ifade etmede bir rahatlama görülüyor. Bu ne anlam ifade ediyor hocam? Peki bu insanların tekrar bir çözüm sürecine geri dönme isteğini ya da normalleşme isteğini mi gösterir? Diğer sonuçlarla da birlikte düşündüğümüzde. Değil. Şöyle bir durum var. Hendek çatışmalarıyla birlikte ve başlayan bir süreçte ve ardından darbe dönemi, olağanüstü hali vesaire gibi süreçlerle geçen yapıda, zamanda pek çok insan bu ankette de ortaya çıkmıştı. Çeşitli şekillerde kendilerini ifade etmekten çekinmişlerdi. Örneğin biz bu anketlerde bir kontrol sorusu da soruyoruz. Bir önceki seçim herhangisi ise, bu anket yapılmadan önceki seçimde kime oy verdiklerini soruyoruz ve bunu gerçek hayattaki o seçim sonuçlarıyla karşılaştırıyoruz. Dolayısıyla bizim ankete katılanların Türkiye gerçeğini birebire yakın temsil etmeleri çabası içindeyiz ve bunu yapıp yapamadığımızı görmek için bunu yapıyoruz. Bu 2016-17
anketlerinde örneğin bir önceki seçimde HDP'ye oy vermiş oranların giderek olanların giderek kendilerini söylemediklerini, açığa çıkartmadıklarını gördük. Yani gerçek hayatta HDP'ye oy vermişlerle bizim ankette HDP'ye oy verdiklerini söyleyenler arasındaki fark önce %3 sonra %7'ye kadar çıktı. %7 tabii %10'luk, 11'lik bir parti için çok yüksek bir orandan bahsediyoruz. Şimdi bu Türkiye normalleşince, olağanüstü hal kalkıp normal bir düzene dönüşünce insanlar yine kendilerini ifade etmeye başladılar ve biraz daha doğruyu söylüyorlar diye tahmin ediyoruz veya saklamıyorlar. Bu hem seçim sonuçlarında bunu görüyoruz hem de bu etnik yapıda görüyoruz. Yani 2000 baktığınızda 2016-17 sonuçlarında özellikle 2017'de kendini Kürt olarak ifade edenlerin ciddi miktarda düştüğünü görüyoruz. %6'ya kadar düşmüş. Halbuki daha önceki yıllarda %10-11 gibi bir rakammış. Şimdi bu sene tekrar %10'a çıkmış. Demek ki artık onlar kendini daha rahat ifade edebiliyorlar. Türk olarak ifade edenler de yine geçen sene %90'a kadar yükselmişti. Ama bu sene tekrar normal yeri olan %85'e indi. Aslında bu hani başka çalışmalarda Türkiye'de ortaya koyulan etnik yapının profiline de daha uygun gözüküyor. Politik atmosferi rahatlaması, insanların kendini evet, ifade daha rahat ifade etmeleri anlamına geliyor. Genel olarak bütün kurumlara güvenin düştüğünü görüyoruz bu sene aslında hocam. Yine de Türkiye'de insanlar en çok hangi kurumlara güveniyorlar? Bu bütün kurumlara düştü, güven düştü. Çünkü yine aynı şeyi söylüyoruz. Herhalde bu ekonomik olarak tepkili olan veya mutsuz olan kitle bunu ortaya çıkarttı diye tahmin ediyoruz. Çünkü bir iki kurum olsaydı o kurumlarla ilgili bir sorun var mı diye bakılır ama şimdi sistemin tamamıyla ilgili bir tepki olduğu anlaşılıyor. Bu sonuçlarda enteresan bir şey. Son iki yıldır güvenlik güçleri diyebileceğim üçlü, yani polis, jandarma ve ordu ilk üç sırayı paylaşıyor. Geçen sene aslında ikinci sırada olan jandarma bu sene birinci sıraya yükselmiş durumda. Ordu ikinci sırada, polis üçüncü sırada. Biliyorsunuz bundan 15-20 yıl önceki bu tür anketlerde hep ordu çok yukarıda çıkardı güven anketinde. Ondan sonra da arada bir boşluk olduktan sonra diğer kurumlar gelirdi. Şimdi bu boşluk kapandı. Böyle bir boşluk yok artık. Ama yine ordu yukarılarda. Onun altın bu üçlünün arkasından bu sene Türkiye Büyük Millet Meclisi geliyor. Ondan sonra da Cumhurbaşkanlığı geliyor. Aslında meclisin dördüncü sıraya yükselmiş olması bize çok enteresan geldi bu sene. Çünkü siyasi sistem, yönetim sistemimizde değiştiği için aslında meclisin etkisi de azalmış durumda normal şartlarda. Her zamankinden daha az belki güven duyulması gerekiyor. Ama bunu da biz özellikle muhalif seçmendeki tepki yönlendirmesi, tepkinin bir sonucu olduğunu düşünüyoruz bu sene. Başkanlık dördüncü sıra, evet mi? Yani meclisin zayıflamasının yönelik bir tepki olduğunu tahmin ediyoruz. O yüzden burada. Yoksa meclis normal şartlarda dördüncü sırada hiçbir zaman çıkmıyor. Daha hep aşağılarda çıkıyor. Hocam anlamlı veri de aslında burada rahatsızlığı gösteren bir veri de seçmenlerin partilere güveni ve özellikle kendi oy verdikleri partilere güveni. Evet. Özellikle AKP seçmeninde kendi oy verdikleri partiye güvende %8 puanlık bir düşüş görülüyor. Bir de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güvende de %10'luk bir düşüş görülüyor. Bu ikisinin sebebini de yine ekonomi ve sistemin oturmaması üzerinden mi açıklayabiliriz? Çok büyük ihtimalle. Yani muhalif tarafta baktığınızda bu tür düşüşler özellikle sisteme duyulan bir tepki veya sistemin tam oturmamasıyla ilgili olmakla birlikte AK Parti seçmeni açısından bakarsanız, yani bir önceki seçimde AK Parti'ye oy kullanmış kitleye bakarsanız başka bir neden gözükmüyor yani bu düşüşün. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan özelinde baktığınızda Erdoğan'ın parti lideri olarak desteği veya başarılı bulunma oranı her yıl artıyordu. Ve her zaman partisinin üzerinde olmuş bir siyasi liderdi. Fakat bu sene ciddi bir düşüş gözüküyor kendi partisine oy verenler arasında. Bu muhtemelen bir, bu ekonomik. İki, yeni yapıda tabii Cumhurbaşkanı'nın bir cumhurbaşkanı pozisyonu var ve orada şu anda hükümet de Cumhurbaşkanı'na doğrudan bağlı olduğu için, bakanlar da doğrudan oraya bağlı olduğu için aslında çok yoğunlaşmış bir gündemi ve programı var. Yoğun bir çalışma temposu orada gerekiyor Cumhurbaşkanlığı'na. Bir de parti başkanı olarak konumu var. Bu ikincinin belki de ikinci plana atıldığı gibi bir düşünce de AK Parti seçmen tabanında ortaya çıkmış olabilir. Çünkü Cumhurbaşkanı artık
Cumhurbaşkanı olarak tırnak içinde ifade edeyim. Cumhurbaşkanı olarak daha çok bizim gündemimizde AK Parti başkanı olarak ziyade, değil. Evet. Dolayısıyla bu da bir etken olarak oradaki başarı değerlendirmesini AK Partiler açısından söylüyorum. Neden olmuş olabilir? Hocam önümüzde bir yerel seçim var. 2 aydan kısa bir süre kaldı. Biz geçtiğimiz yerel seçim değerlendirme yayınlarından birinde şöyle bir tartışma açılmıştı aslında. Şu anda insanlar ekonomik krizin etkisiyle sınıfsal kimlikleri daha baskın görünüyor insanlarda. Bir yandan da parti aidiyetleri ve diğer etnik kimlikleri var. Bir siyasal kutuplaşmanın arttığı durumda görüyoruz ki insanlar sınıfsal konumlarından ziyade parti aidiyetlerine göre davranıyorlar. O yüzden de özellikle bu siyasal kutuplaşmayla ilgili verileri sormak istedim. AKP, CHP ve HDP seçmenleri siyasal kutuplaşmayı hangi platformlar üzerinden değerlendiriyorlar? Hepsini aynı noktada mı görüyorlar? Ve genel olarak da çalışmada siyasal kutuplaşma bir azalma trendinde mi? Şimdi bu bizim bu çalışmanın ciddi, özellikle siyaset bilimciler arasında ciddi tartışılan konularından bir tanesi oluyor. Daha yeni olduğu için biraz daha tartışılacağını tahmin ediyoruz. Biz birkaç yıldır siyasal kutuplaşma algısında, kamuoyunun siyasal kutuplaşma algısında bir düşüş olduğunu tespit ediyoruz. Bu sene başlamış bir trend değil, geçmiş 3 yıldan itibaren yavaş yavaş hayata geçmiş olan bir trendten bahsediyoruz. Bu yıl geldiğimiz noktada %39'a kadar gerilemiş durumda. Yani Türkiye'de siyasal kutuplaşma olduğunu düşünenlerin oranı. Bugüne kadar bulduğumuz en düşük oran aslında. Burada tek bir parti değil, bütün partilerin tabanlarına baktığınızda hepsinde ciddi düşüşler olduğunu görüyoruz. Özellikle AK Parti'deki düşüş de şu anda AK Parti tabanında Türkiye'de siyasal kutuplaşma algısı %30'a kadar inmiş durumda. Bu da yine AK Parti açısından bulduğumuz en düşük oran. Üstelik 2 yılda yani %53'ten %30'a düşmüş. Bu çok yüksek oranlarda bir düşüşü işaret ediyor. Burada çok unsurdan bahsetmek lazım. Çok tartışılınca ben de üzerinde biraz daha fazla düşündüm ve çok fazla etken ortaya çıkıyor. Ama bir tanesi Cumhurbaşkanlığı seçimlerine giden süreç içerisinde daha önce referandum, sistem değişimiyle ilgili referandum, daha sonra Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş süreci içerisinde ciddi bir kutuplaşma vardı ülkede. Çok keskin siyasi partilerin birbirleriyle ciddi bir kavgası vardı siyasi arenada. Bu da halka yansıyordu. İkincisi yine bu dönem hafızamızda canlandırırsak Türkiye'de başka sorunların da olduğu bir dönemde işte önce darbe girişimi ardından olağanüstü hal ve bu da belli bir keskinleşmeye neden olmuştu. Fakat Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra bu siyasi gerginlik düşmeye başladı. Elbette farklı görüşler ve hala tartışmalar partiler arasında devam ediyor ama bu işi yakından takip ederseniz retorik düzeyinde liderler arasındaki gerilimin düşmüş olduğunu görüyoruz. Bu partiler arasındaki gerilimi de düşürüyor. İkincisi meclis artık bir aktör olmaktan büyük ölçüde çıktığı için meclisteki tartışmalar çok anlamlı olmamaya başladı. Örneğin bütçe görüşmeleri her yıl, yani son yıllarda baktığınızda çok ciddi kavgalara, tartışmalara neden olurken bu sene neredeyse liderlerin bile katılmadığı görüşmeler gibi oldu. Dolayısıyla orada siyasi atmosferde bir ciddi bir gerilim düşüşü söz konusu. Buna yansıdığını biz tahmin ediyoruz. Bir başka açıklama, tabii partilerin kendi içlerine baktığınızda özellikle AK Parti tabanında bir siyasi kutuplaşma, yani ne diyeyim, ülkenin çoğunluk oyuna sahip olan parti tabanında kendini bir daha rahat hissetme noktası var. Aslına bakarsanız ülkeyi Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine götürmek çok uzun zamandır o tabanın konuştuğu bir şeydi. O da gerçekleşti. Şimdi bunun önüne bundan sonra koyulmuş başka bir siyasete henüz yok. Dolayısıyla partinin kendini ayrıştıracağı bir şey de henüz yok. Hani bu anlamda bir gerginlikle bir mücadele yapılacağı bir şey yok. Daha önce partinin kapatılma durumu söz konusu olmuştu. Bu tür sorunlarla mücadele vardı. Bunlar hep o parti tabanında keskinliğine yol açıyordu. Fakat şimdi bir böyle başarılı olmuş olma, yeni böyle keskinlik oluşturacak bir siyasi hedefin olmaması nedeniyle ben o parti tabanının daha yumuşadığını ve artık rahatladığını, bu anlamda da siyasal kutuplaşma olduğunu düşünmediğini görüyorum. Bu tabii bütün anketi etkiliyor. Çünkü
buradaki en büyük kitle AK Parti'ye oy vermiş olan kitle. Dolayısıyla oradaki birkaç puanlık değişim anketi daha fazla etkiliyor. Benim tespit ettiğim çok daha enteresan bence bir sonuç bu kutuplaşmanın ekseni konusunda. Evet. Yani Türkiye'de son yıllarda, yani son yıl değil mi, son 10 yıldır bütün siyasi analizler ve konuşmalar Türkiye'de kutuplaşmanın yaşam tarzı üzerinden olduğunu söylüyor. Aslında bu daha çok muhalefetin büyük ölçüde söylemi haline geldi. Çünkü AK Parti geçmiş yıllarda bunu kullanırken iktidarı konsolide ettikçe o buradan uzaklaşmaya başlamıştı. Bu şimdi dönüp düşününce hakikaten bunun böyle olduğunu görüyorum ben de. AK Parti son yıllarda böyle bir yaşam tarzıyla ilgili sorunu olmadığını sürekli söylüyor. Kutuplaşma orada yaratmamaya çalışıyor. İşte İzmir adayları konusunda onların söylemleri, belediye başkanlığı hepsine dikkat ederseniz AK Parti oradan uzaklaşıyor. Buna karşılık da CHP aslında veya o muhalefetin o kanadı diyeyim, giderek yaşam tarzı üzerinden yaşam tarzı, konuşuyor. Kimlikler üzerinden. Bunu bu ankette çok net bir şekilde tespit ettik. Yıllara göre baktığınızda 2016'dan 2018'e CHP'lilerin %60'ından şimdi %75'i bu kutuplaşmanın eksenini laik dindar eksende görüyor. Yani CHP'nin 3/4'ü şu anda Türkiye'deki kutuplaşmayı yaşam tarzı veya dini düşünce, aslında bu dini düşünce de değil, bu yaşam tarzı doğrudan, onun üzerinden görüyor. Buna karşılık sağcı solcu, yani siyasi açıdan veya ideolojik açıdan baktığınızda CHP'lilerin sadece %10'u Türkiye'nin kutuplaşmasını bu düzeyde görüyor. Bu çok net ortaya çıkmış. AKP'de ise çok enteresan bir durum var. AKP'de dindar, laik dindar olarak bu ayrımı görenler 2016'daki %45,5'tan şu anda %40'a düşmüş durumda. Orada bir düşüş varken buna karşılık sağcı solcu olarak değerlendirenler %18'den %41'e yükselmiş. Yani inanılmaz bir yükseliş var. Ben bunu çok enteresan buluyorum. Yani AK Parti artık bir merkez siyasi parti konumuna oturup siyasetteki var olduğu kadarıyla kutuplaşmanın aslında ana tartışmayı bir siyaset ideoloji eksenine oturttururken muhalefet partisi oradan uzaklaşarak bunu bir yaşam tarzı siyaseti olarak, kimlik siyaseti olarak oturtturuyor. Bu enteresan bir dönüşüm bence Türkiye'de. Önümüzdeki yıllarda Türk siyaseti için çok önemli olacağını düşündüğüm bir tespit bu. Çünkü geçmişte bunun tam tersiydi. Şimdi orada bir dönüşüm var ve onu yaşayıp görmemiz lazım. Bunun etkileri ne olacak diye. Muhalefetin bir kanadı da hala sınıfsal eksende görüyor kutuplaşmayı. Evet, yani orada küçük bir grup, özellikle yani CHP içinde küçük bir grup. Ama mesela MHP'ye baktığınızda hani artık muhalefet, mecliste muhalefet partisi ama sonuçta iktidar bu bloğuyla ortak hareket ediyor. MHP'de de sağcı solcu ayrımı çok keskinleşmiş gözüküyor. Onlar da %46'ya ulaşmışlar. AKP'yle benzer bir trend. Çok AKP'yle çok benzer bir trend içerisindeler. Biz tabii burada İyi Parti'yi görmüyoruz. Çünkü İyi Parti daha bir yeni bir parti olduğu için geçmiş yıllara ait burada bir datası yok. Onu karşılaştıramıyoruz. Ama HDP'ye baktığımızda HDP zaten eskiden beri sağcı solcu derdi. Fakat orada da her ne kadar %30 gibi olsa da sağcı solcu, şu anda laik dindar ayrımı orada da %41'e ulaşmış durumda. Dolayısıyla orada da yaşam CHP'ye tarzı, benzer bir yaşam tarzı şeysi var, değişimi var gibi gözüküyor. Hocam şuna devam etmek istiyorum. Önümüzdeki yerel seçimlere yönelik İstanbul, İzmir ve Ankara'da sizin çalışmayı yaptığınız temsili eden kitle nasıl belediye başkanları istiyorlar? Bunda da ilginç sonuçlar çıkmış. Evet, bu da aslında bence basında hak ettiğinden daha fazla yer aldı. Öyle. Şöyle bir şey oldu. Biz bu soruyu ilk defa geçen sene sormuştuk. O zaman da büyük belediye başkanlığı seçimlerinin geleceği belli olduğu için bu üç ildeki önemli sorunlar nelerdir ve bu üç ildeki belediye başkanlarının sahip olması gereken özellikler nelerdir diye sorduk. Şimdi Türkiye çapında baktığında halkın %52'si çalışkan olmasını tercih ettiğini ifade ediyor. %36'sı inançlı Müslüman, %32 de dürüst ve namuslu diyor. İlk üç böyle oluşuyor. Burada tabii inançlı Müslüman geçen sene ilk beşte yoktu. Bu sene ikinci sıraya yükselmiş olması şaşırtıcı geldi. Ve tabii niye diye baktığınızda hemen şehirlere bakınca İstanbul'da birinci sırada %49, %50'lik bir oranla
inançlı Müslüman birinci sırada çıkıyor. Ankara ve İzmir'de ise çalışkan ve dürüst olmak ilk iki sırayı açık ara farkla kapatıyor. Biz tabii bunu şaşırtıcı, ben de ilk sonuçları alınca bu niye böyle diye dönüp bakma ihtiyacı hissettim. Sonra anketin yapıldığı zaman ve yani siyasi takvimi size oturtturunca anketin yapıldığı dönemde bu 12 Aralık'la 4 Ocak arasında bu anket yapıldı. AKP'nin adayının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Binali Yıldırım olacağı çok büyük ölçüde belliydi ve ciddi bir şekilde tartışılıyordu. Siyasetin gündemine oturmuştu. Dolayısıyla bizim tahminimiz İstanbul'daki AKP seçmeni adayı görerek, adaydan etkilenerek bu sonuçta böyle bir cevap verdi. Adayın profilini sonuçlara yansıttı. O yüzden İstanbul'da ciddi bir oynama, anket sonuçlarında ciddi bir oynama ortaya çıktı. Bu da tabii tüm ülkenin sonuçlarını etkiledi. Ama geçen yıla baktığınızda inançlı Müslüman orada ilk 5'te yoktu. Bu sene böylece bu Binali Yıldırım'ın İstanbul'daki adaylığı vesilesiyle Türkiye çapında ilk ikinci sıraya, İstanbul'da da birinci sıraya çıkmış gözüküyor. Örneklemin Türkiye siyasetini yakından takip ettiğini de böyle. Yani evet, yani çok yakın takip. Evet. Aslında şöyle, bütün anketlerde her yıl aynı şeyle karşılaşıyoruz tabii. Kamuoyu, Türk kamuoyu başka anekdotal verilerle de bu ortaya çıkıyor. Öyle çok uzun vadeli konuları pek hatırlamıyor. Hep konuşuruz ya, biz çabuk unutuyoruz vesaire diye. Hakikaten öyle. Bu ankette genellikle anketten önceki 1-2 ay içerisinde olmuş olaylardan çok etkileniyor. Hocam, programı şöyle kapatmak istiyorum. Ankette ülkenin değişimine yönelik nasıl bir trend çıktı? Ülke iyiye mi gidiyor, kötüye mi gidiyor? Ya da iyiye gidiş düşüncesinde bir düşüş var mı? Evet, orada biz hep her sene onu soruyoruz. Hani Türkiye'nin nereye gittiğini, nasıl gittiğini düşünüyorsunuz sorusunda. Genellikle beklentinin, yani bizim kendi beklentimizin ötesinde olumlu bir hava var, oluyor. Ve hep Türkiye'nin daha iyiye gittiği genellikle düşünülüyor. Bu ne iyiye gidiyor diye sorduğunuzda da genellikle ekonomi iyiye gidiyor diye çıkıyor. Ama kötüye gidenlere de ne kötüye gidiyor diye sorduğunuzda genellikle ekonomi kötüye gidiyor diye çıkıyor. Fakat bu sene baktığımızda yine bu tepkili grubun yansımasını görüyoruz. Hala bir değişmekte olduğuna dair bir kanı var ama buradaki iyiye gitme oranında düşüş var. Özellikle de AK Parti tabanında ciddi bir burada dönüşüm ortaya çıkmış durumda. Yani tepkilerini burada gösteriyorlar. Yine ne iyiye ne kötüye gidiyor diye sorduğunuzda ekonomi iyi ve kötüye giden unsurlar olarak gözüküyor ama şöyle bir fark var. Kötüye giden unsurlar arasında ekonomi %49-%50 gibi bir oranla çok açık ara birinci sıraya oturmuş. Diğerleriyle arayı çok açmış. İyiye giden deyince işte o %11 gibi ekonomi gözüküyor. Dolayısıyla yine hani birinci sırada insanların kafasında ülkenin iyiye mi kötüye mi gittiği, bu ülkede mutlu musunuz diye sorduğunuzda vesaire hep kafasında yaşam standartları, ekonomi, iş aş konuları var. Hocam çok teşekkür ederiz. Yaptığınız çalışma için de, burada konumuz olduğunuz için de. Bugünkü özel yayınımızda 2010 yılından beri Kadir Has Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen Türkiye Sosyal ve Siyasal Eğilimler Araştırması'nın 2018 sonuçlarını proje koordinatörü Profesör Mustafa Aydın'la değerlendirdik. Bir başka yayında görüşmek üzere, iyi haftalar.